Merhabalar. Tablo dinamik kolon nedir? Nasıl kullanılır? Tablo dinamik kolon, liste ekranlarında yer alan kolonların veri girişi sağlarken takip ettiğimiz bir alanın liste kolonlar ekranında yer almaması durumunda kayda girdiğimiz başlığı kolon olarak tanımlayabildiğimiz bir ekrandır. Tanımlama işlemlerinin nasıl yapıldığına baktığımızda, örnek olarak bir liste ekranına gelip örneğin stok, stok malzeme listeleri ve stok malzeme listesi ekranına gelip kolonlar alanında yer alan verilerin örneğin bir stok kartı oluştururken takip ettiğimiz bir alanın bu alanda olmaması durumunda tekrar köşedeki liste içerisinde yer alan tablo dinamik kolon ile ilgili kolonlar oluşturulabilir. Bunun için tablo dinamik kolonu çalıştırdığımızda bizi ilgili ekrana bağlı olan tablo dinamik kolonlar listesine atacaktır. Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz yeni bir kolon bulunmamaktadır. Bunun için F4 ekle diyerek yapacağımız tablo dinamik kolonuna ait bir kod belirleyip tür alanında karşımıza gelecek olan model seçeneği ve buna bağlı olarak hangi ekran kodunda işlem yapmak istiyorsak, örneğin nelerde işlem yapabileceğimize bakmak istersek, banka hesapları listesi, banka hesap hareketleri, banka fişleri, banka fişleri ayrıntılı listeleri, çek senet listesi, çek senet hareketleri, çek senet bordro listesi, banka kredi listesi, banka kredi taksit ödeme listesi, rotalar, rota ziyaretleri, demirbaş kartları, görev listesi ve görev tipleri, görüşme notları listesi, işletme hesap kartları, işletme hesap fişleri listesi, kart tanımları gibi birçok ekranda dinamik kolon tanımlarını gerçekleştirebilmekteyiz. Bizim şu an için stok malzeme listesi ekranında bir değişiklik sağlayacağımızı varsayalım. Ve alan bilgisi alanına baktığımızda bu alanın F5 alanlar dediğimizde karşımıza gelecek olan model yapısında örneğin bir stok kartı tanımlarken hangi veriler yer alıyorsa buradaki tüm veriler karşımıza gelecektir. Örneğin stok kartımızın brüt ağırlığını takip etmek istiyorsak ilgili alanımızı seçmemiz durumunda yeşil oku görüp buradan F2 tamam dememiz gerekir. Her bir kolonu tek bir tanımlama şeklinde oluşturmalıyız. Buradaki alan tipimiz brüt ağırlığımızın yer aldığı sayısal birim pasif gelir. Format seçeneğinde ise bu alanı liste para, hesaplama, miktar, döviz kuru veya diğer format seçeneklerinde seçebilmekteyiz. Geçerlilik kısmına baktığımızda ise bunu belirli firmalar için geçerli kılabilir. Boş bırakılması durumunda tüm firmalar için geçerli olacaktır. Aynı şekilde kullanıcılar arasında belirli kullanıcılar için bu kolonları aktif hale getirebiliriz. Bu şekilde F2 kaydet dediğimizde listelerimizdeki bu değişikliğin sağlanabilmesi için öncelikli olarak liste ekranımızı kapatmalıyız. Daha sonrasında tekrar stok malzeme listesine geldiğimizde sol alandan kolonlar seçeneğine gelerek listemizin sonuna baktığımızda brüt ağırlığımızın kolonlar listesinde yer aldığını görüyoruz ve durumu aktif olarak işaretlenmiş bir şekilde liste ekranımıza yansımış bulunmakta. Tekrar listemizi sağa kaydırdığımızda artık brüt ağırlığımızı sayısal alanda olduğundan dolayı ilgili işaret filtrelerimizi kullanarak brüt ağırlıklarını, net ağırlıklarını, dediğimiz gibi bir stok kartı tanımlarken içerisinde yer alan verinin kolonlarda olmaması durumunda tanımladığımız kolonlar tablo dinamik kolonları işlemi içerisinden tanımlanmaktadır. Bunun gibi tekrar ekranımıza geri geldiğimizde örneğin bir cari kart listesi içerisinde kolonlarda yer almayan bir verinin takip edilmesi istenilmesi takdirde tablo dinamik kolon listesi içerisinden ilgili veri tanımlanılarak kolonlar listesine aktif hale getirilebilir.